Evet, bir maceranın daha sonuna geldik efendim. Yayında yapımda emeği geçen herkese tebrikler deyip bölümümüze bakalım. Bu video Peaky Blinders 6. sezon 6. bölüm hakkında spoiler içerir. Eğer bölümü izlemediyseniz videodan yavaşça uzaklaşabilirsiniz. Michael'ın hapishaneden çıkmasıyla başladı bölümümüz mükemmel bir opera kreşendosuyla. Lizzie terk etti Tommy'yi, daha çocuğunun gırkı çıkmamışken sen neyin peşindesin pislik adam dedi ve Tommy'ye bay bayı çekti. Tommy de zaten ölecek diye yer arıyordu yanındakileri uzaklaştırmaya. İstediği gibi de oldu. Charles ve Lizzie ortada yokken Arthur'a Kanada'ya 5 milyonluk bir ticari işlem ayarlaması için yola çıktığını söylerken dikkatler Tommy'nin işine çevrildi bu bölüm. Shelby ailesi arasında paylaşılacak bu paralar. Tommy şirketinin para kazanmaya devam edebilmesi için 10 milyon sterlin değerinde bazı sözleşmeleri düzenledi ve konut bakanı ile birlikte çalıştı. Tommy'nin durumunu tek öğrenen kişi Arthur oldu. Arthur'la sahnesi ve orada sarıldıklarında çalan müzik beni çok etkiledi gerçekten. Sizlerin de orada gözleri doldu mu? Tommy sonrasında evini yıktırdı tabii önce Billy'yi haklayarak. Billy'nin muhbir olduğunu nereden anladın, anladınız mı? Ben anlamadım, o yüzden soruyorum. Bilen varsa beni bir aydınlatsın. Gina tüm sülaleyi katlet, Arthur'u da Tommy'nin oğlunu da falan derken olan Michael oldu. Oh çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Michael için sen kimsin de Tommy'yi öldüreceksin bıttık demiştik geçen hafta. Harbiden de silahını çekip vursan daha kolay olurdu. Yok arabaya bomba koyacağımış da yok annesi Tommy'yi öldüren bir kurşun olmayacak demişmiş de. Tommy'nin evi çökerken kebap partisi yapması da gerçekten harikaydı. Ayda'ya da benim yerime geç politikacı ol dedi. Size Ayda'nın sadece Tommy'nin kız kardeşi olmadığını söylemiştim. Parlamentoda Tommy'ye Diana ve Oswald Mosley'in düğün için bir davetiye verildi. Aslında Führer'in önünde evleneceklerdi ama Tommy o sırada Kanada'da olacağını işaret etti, reddetti. Oswald Tommy'yi Diana ile arasında bir daha bir şey olmaması konusunda uyardı. Yoksa seni öldürtürüm dedi. Onlar parlamentodan ayrıldığında Tommy'nin eli titriyordu. Biz de sandık ki vah hastalıktan eli ayağı titremeye başladı. Ama bu doktorun kötü haberi verdikten sonra en az iki kere daha gösterilmesinden ben kullanmamıştım desem yalan olur. Duke Shelby ailesinin saltanatını devralıyor, Billy'yi soğukkanlılıkla vuruyor ve Finn'e artık Shelby ailesinin bir parçası olmadığını Peaky Fucking Blinders diyerekten söylüyor. Finn'in neden aileden aforoz edildiği ise geçen sezonun sonunda saklı. Billy'ye aile sırrını vermesi bunun nedeni, Polly'nin öldürülmesine yol açan hayati bilgiyi ağzından kaçırdığı için asla ona güvenilmiyor. Peaky Blinders'ın filminde Duke ve Finn arasında bir çatışma göreceğiz gibi duruyor. Arthur ve Ira arasındaki çatışma sahnesi de güzeldi. Arthur sonunda Polly'nin intikamını aldı ve içimize sular serpildi. Tommy körlüğe sarıldı, Duke'un kulağına bir şeyler fısıldadı ve uzaklaşırken herkese veda etti. Ayda'ya neler olduğunu veya nereye gittiğini söylemeyi ısrarla reddetti. Sizce Tommy Duke'un kulağı ya da ismi her neyse bu arkadaşın kulağına ne fısıldadı? Evet, bölümün sonlarına doğru Tommy aslında hasta olmadığını ve Tommy'yi sadece Tommy'nin kendisi öldürebilir düşüncesiyle onun bu yola sokulduğunu fark eder. Bu da senaristlerin hadi tam kendini öldürecekken Ruby gelsin, baba sen hasta değilsin desin ve bak bak ateşin oraya bak desin, orada da bir gazete küpürü olsun falan demesiyle olmuş. Yani bu ne kardeşim? Sıkışınca ölü gelsin konuşsun adam gerçekleri anlasın. Evet, Tommy'ciğimiz hasta değilmiş, ölmeyecekmiş, her şey bir dolap düzenmiş. Arabası da bu sırada ateşi veriliyor. Tommy adeta küllerinden yeniden doğuyor beyaz atıyla beraber. İlk sezon siyah atla gördüğümüz Tommy, son sezon beyaz atlaydı. Bizi de intikam dolu bir Peaky Blinders filmi bekliyor. Çünkü henüz Mosley ve Shelby arasındaki savaşın ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Tommy'nin aslında hasta olmadığının ortaya çıkması kesinlikle beklenmedik ve oldukça şok ediciydi. Filminde de büyük ihtimalle Arthur, Curly ve Charlie Tommy'nin vagonunun küllerini gümüş ve altın için tırmıkladıklarında onun alyansını bulacaklar ve onun gittiğini, öldüğünü düşünecekler. Yani aslında bir finalden çok filme hazırlık bölümüydü çünkü havada kalan çokça şey vardı. Duke'un kulağına ne fısıldandı mesela, Finn'e ne olacak, Tommy nasıl dönecek, parlamentoda Mosley'in konuşması bile yeni bir savaş başlangıcına delaletti. Tommy ailesinin çingene kanının yığınla parasına rağmen asla kabul edilmeyeceğini anlamadan önce üst kademelere sızmak için yıllarını harcamıştı. O ev bir zamanlar onu aristokrasiye adım attıran evdi. Şimdi ise Tommy onu havaya uçurarak komünist gençliğine geri döndü. Polly'nin de dediği gerçekleşti. Biriniz ölecek, hanginiz bilemem demişti ve ölen Michael oldu.
Evet, görüntü yönetimiyle, sinematografisiyle, opera crescendolarıyla harika bir bölümdü. Ve havada kalan bir bölümdü final bölümünden ziyade. Çünkü filmi geleceği için böyle bir tercihte bulunmuşlar. Mantıklı. Filmine gitmemiz için birkaç nedenlerimiz olsun, değil mi? Evet efendim, sizler Peaky Blinders finalini nasıl buldunuz? 6 sezon bizlerle beraberlerdi ve çok güzeldi. Gerçekten büyük beğeniyle, hayranlıkla izlediğimiz bir diziydi. Bitmesi üzdü mü? Tabii ki üzdü. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.